olarak cinsel yönden sertleştirme sorunu bulunan erkeklerde ağızdan kullanılan haplarımız, oral farmakoterapi dediğimiz ilaçlarımız var. Bu güncel olarak hemen hemen herkesin duyduğu birçok grup ilaçlarımız var. Bu grup ilaçlarla önce başlıyoruz ağızdan tedaviyle. Bu ilaçların yalnız kullanımını hastaya doktorla çok iyi bir ilişki kurarak anlatılması gerekiyor. Çünkü ilaçlar cinsel uyarıdan sonra ancak kişiye faydalı olabiliyor. Bu yüzden kişinin iyi bir cinsel uyarı alması hastaya mutlaka anlatılmalı. Genellikle aç karnına alınması gerekiyor bu ilaçların. Yaklaşık ilişkiye girmeden 1 saat önce alınması yeterli. Çeşitli yan etkileri var. Hastaya bunları uyarmak lazım. Özellikle baş ağrısı, midede yanma, bulantı gibi şikayetler, karın ağrısı, özellikle ateş basması, sıcak basması dediğimiz böyle yüzde kızarıklık gibi ve şikayetler olabiliyor. Ama genellikle bunların çoğu tolere edilebilen yan etkiler. Sadece baş ağrısı nedeniyle bazı hastalar ilaçları bırakmak zorunda kalıyor. Doz ayarlamasını yine hekimle çok iyi ilişki kurarak hastanın yürütmesi lazım. Önce düşük dozla başlıyoruz. Eğer yeterli bulmazsa dozu arttırarak hastanın tatmin olabileceği dozda devam etmesini öneriyoruz. En fazla her gün bir tane alınabiliyor bu ilaçlar. Ama biz genellikle haftada 2-3 defa alınmasını öneriyoruz. Ve biraz sabretmesi gerekiyor. En az 7-8 defa ilaç alımından sonra fayda görmezse yine hekim ile konuşmasını öneriyoruz hastalara. Bunun dışında eğer ağızdan hapla tedavide bir sonuç alınamadığı takdirde bu durumda ikinci basamak dediğimiz diğer tedavi yöntemlerimiz var. Bunlarda en çok kullanılan direkt penisin içerisine aynı şeker hastalarının insülin iğnesi yapması gibi penisin içerisine küçük bir iğneyle bir ilaç uygulaması var. Bunu yine hastayla ilişki kurarak, hastaya öğretilebilerek yapılabiliyor bunlar. Önce doktor nezaretinde birkaç iğne yapıldıktan sonra arkasından hasta bunu öğreniyor, nereye nasıl yapacağını ve yan etkilerini. Ve eğer bundan da cevap alınırsa tedavi yöntemi olarak aynı şeker hastanın insülin yapması gibi kişi de cinsel ilişkide bulunacağı zaman bu iğneyi kendisine yaparak tedavi olabiliyor. Gerekiyorsa karşı tarafta partneri de bu iğneyi öğretilebilir eğer istekli olunlarsa. Geldiği zaman poliklinikte bu da yine partneriyle konuşarak tedaviye devam edilebilir. Bunun dışında eğer yine çözüm bulunamazsa nihai olarak halk arasında mutluluk çubuğu dediğimiz penil protezler takılması gerekiyor. Penil protezlerinde de değişik cinsleri var. Tek parça, iki parça veya üç parça gibi bükülebilir, gizlenebilir veya pompayla şişirilebilir olanları var. Bunu da yine bu tür hastalarda konuşularak yan etkileriyle hastanın yapılan ameliyatın başına getirebileceği komplikasyonları da anlatarak hastayla karar verilip sonuç olarak penil protez de takılarak hasta bu konuda kesin olarak sorununu çözebilir.